Sorunlar tek değil ki. Başka dertler de var. Hayır olsun hanımım. Başka ne derdiniz var ki? Halil'in son günlerde hali hiç iyi değil. Bu da çok canımı sıkıyor. Konuşsun diye zorluyorum. Anlatsın diye uğraşıyorum ama nafile. Bir şey yok deyip geçiştiriyor. Ne olmuş olabilir ki? Bilmiyorum. Birkaç kez üstüne gittim. Bu sefer de bizim ailede biraz tatsızlık var dedi. Kesin onların Ayfer'le araları bozuk. Ayfer'in de sesi soluğu çıkmıyor. Epeydir ortalıkta da görünmedi. Gördün mü Emekta? Bak haklıyım demek. Kesin onların aralarında bir şey var. Müsaadenizle hanımım. Sakın bu elmas meselesi yüzünden olmasın. Ne dedin? Elmas meselesi mi? Yok bir şey hanımım. Var bir şey. Seni dinliyorum. Vallahi böyle şeyde nasıl anlaşılır bilemiyorum. Seni dinliyorum dedim Suzan. Hani geçen gün Elmas bize gelmişti ya. İşte o Leman konuşurken duymuş. Ayfer evi bir müteahhide satmaya kalkmış. Anladığım kadarıyla Leman 10 katlı bina dikeceklerini, 5'ini de Ayfer'e vereceklermiş. Bunu da Halil duymuş. Demek o yüzden Halil günlerdir hayalet gibi dolaşıyor. Bence kavga dövüşün de sebebi bu hanımım. Sen işlerine bak Emekdar. Gerisini ben hallederim. Tabii hanım. İşin doğrusu neymiş? Bir de senden öğrenelim Ayfer Hanım. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et şad diye başın için. Ah nerede o mis gibi leylak? Aa, niye arıyor ki bu şimdi ya? Açmasam mı acaba? Yoksa Halil mi şey dedi? Alo Münevver Hanım. Merhaba Ayfer. Nasılsın? İyiyim Münevver Hanım, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seninle bir şey konuşmam lazım. Seni buraya bekliyorum. Münevver Hanım. Yapacak o kadar çok işim gücüm var ki. Sonra mı? Ama bu çok önemli bir konu. Uzun da sürmez. Bekliyorum seni Ayfer. İyi madem, tamam. Geliyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Ay ne çıkacak acaba bunun altından? Merhaba Münevver Hanım. Merhaba, hoş geldin Ayfer. Buyur otur. Beni çağırdınız. Seninle epeydir sohbet edemiyorduk. Bir halini hatırını sorayım dedim. Ay ne olsun işte Münevver Hanım. Harala gürele geçiyor hayatımız. Ben onu sormuyorum Ayfer. Niye sordunuz peki? Bu mahalleyi neden sevmiyorsun? Ben Soru çok açık değil mi? Ben...
Ben sadece sıkıldım buradan. O kadar. Buradan mı? Benden. Yok estağfurullah Münevver Hanım, olur mu öyle şey? O zaman bir ev bul, taşın buradan Ayfer. Tamam, benim Halil'e ihtiyacım var. İşlerimi o idare ediyor ama sen bir ev bul, kirala, taşın, rahat ol. Yok Münevver Hanım, olacak iş değil, olur mu? Merak etme, kiranızı da ben ödeyeceğim. Ya rica ederim Münevver Hanım, biz hem sizden hem evimizden çok memnunuz. Ben söyleyeceğimi söyledim, gerisi sana kalmış. Kimsenin benim yüzümden burada kalıp mutsuz olmasını istemem. Teşekkür ederim Münevver Hanım ama gerçekten hiç böyle şeylere gerek yok. Ben en iyisi müsaadenizi isteyeyim. Söylediklerimi iyice düşün Ayfer. Müsaade senin. İyi günler Münevver Hanım.